Kalamdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir mobilyacı kardeşimizin şarjlı matkabının şöyle adaptörü duman olmuş. Yanlışlıkla üzerine basmış ve şu kısım, yani fiş kısmı tamamen buradan çıkmış. Hem kendimize video konusu olsun hem de o arkadaşımızın adaptörünü tamir edelim. Ve başına böyle bir şey gelen olursa ne yapacak konusunda tamirden atalım diye bir şey düşündük. Şimdi fiş gövdeden tamamen ayrılmış. Bunu buraya monte etmekte falan ben kesinlikle uğraşmayacağım. Çünkü bunu yapmak çok zaman alıcı ve çok uğraşmak lazım. Şimdi bunu bu şekilde, sağlıklı bir şekilde açmaya çalışacağız. Daha önceki videolarımızdan birisinde işte hani mazotla açalım, benzinle açalım şeklinde yorumlar geldi. Doğrudur. Yalnız bazı modellerde preslenmiyor arkadaşlar. Yani bu tırnaklı yapmış. Bakın şöyle oynatınca oynadığı yerinden belli oluyor. Yani bu tarz bir şeyde mazot ya da benzin işe yaramaz. Şuradan nazik bir şekilde açmanız gerekiyor. Biraz kastırınca zaten çok rahat bir şekilde açılıyor. Bakın içerisinde şu şekilde basit bir devre var. Kablonun, yani 220 volt girişinin bir kablosu burada. Bir kablosu da şurada. Tamamen buradan şu şekilde kopmuş. Şimdi biz bu kabloları buradan iptal edeceğiz. Yani lehimle çıkartacağız ya da keseceğiz. Tekniğini size bırakıyorum. İkisini de yapabilirsiniz. Ne çeşit tavya kullandım ara sıra soruluyor. Aklımıza gelmişken onu da gösterelim. Ben şu şekilde Hanskid marka bir dijital göstergeli tavya kullanıyorum. Şu şekilde düğmesine bastığım zaman otomatik olarak daha önce ayarlamış olduğum sıcaklığa çok hızlı bir şekilde, yaklaşık 15 saniyede sıcaklığına ulaşıyor. Bunda ilgilenen arkadaşlar varsa açıklama ve yorum kısmına linkini bırakırım. İndirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Lehimleme işleriyle uğraşırken mutlaka gözlük takmayı ihmal etmeyin. Ne olur ne olmaz bir şekilde fırlayıp gözünüze lehim parçası gelebilir. Kullandığım lehim teli ise Kurtel marka bir lehim teli. 0.75 mm hobi işlerde gerçekten çok ideal. 200 gram aldığım zaman yaklaşık 2-3 sene kullanabiliyorum. Şu an fiyatı nedir bilmiyorum ama bunun da linkini açıklamada bırakırım. Gerçekten çok çok kaliteli bir lehim teli, almanızı tavsiye ederim. Kabloları şu şekilde yerinden tamamen çıkarttık. Kendi kabloları gördüğünüz gibi çok ince bulabiliyorsunuz. Yine siz de çok ince bir kablo kullanabilirsiniz. Bu kablo kısa geldiği için ben bunları yerinden çıkarttım. Elimde şu şekilde 0.75 içi çok telli kablo var. Daha ince bir kablo da olabilir. Şimdi bu kabloların ucunu açacağım ve şurada biraz önce çıkardığım kabloların yerine bunları lehimleyeceğim. Bu şekilde kablo ucunu lehimlerken ilk önce havyanızın ucuna bir miktar lehim alın. Daha sonra havyanın ucuna alttan dokundurun. Üstten de diğer lehimi dokundurduğunuzda mükemmel bir lehim yaparsınız. Alttan şu şekilde dokunduruyorum. Üstten diğer lehim telini dokundurduğum zaman mükemmel bir lehim oluyor. Kablomu bu şekilde lehimledim. Lehim yaparken kablo yönleri önemli değil. Yani bunu buraya mı lehimleyeyim, bunu buraya mı lehimleyeyim diye çok sorun değil. Rastgele lehimleyebilirsiniz. Şimdi bakın son hali şu şekilde oldu. Şöyle yerleştirdiğimizi düşünelim. Burası çıkış kısmı. Şimdi şuradan bir delik açacağız ve açtığımız bu delikten bu kabloları buradan çıkartacağız. Buradaki kırık kısmı artık kullanmayacağımız için buraya bir yama yapmamız gerekiyor. Yama yapmak için de evinizde bulunan malzemelerden kullanabilirsiniz. Ben genelde bu tarz işlerde Forex, yani Dakota dediğimiz malzeme kullanıyorum. Bunu reklamcılarda, tabelacılarda rahat bulabilirsiniz. İşlemesi ve kesmesi çok kolay. Şimdi buraya bir ölçü alıp bu ölçüye göre bunu keseceğim.
Evet, bu şekilde içten ve dıştan silikonla elimizden geldiğince estetik bir hava vermeye çalıştım. Dileyen tamamını da kapatabilir ya da başka bir malzeme de kullanabilir ama ben genelde bu tarz işlerde Dakota malzemeyi çok yoğun kullanıyorum. Dediğim gibi kesmesi ve işlemesi gerçekten çok kolay. Biraz önce açmış olduğum bu delikten şu iki kabloyu geçiriyorum. Bakın son hali şu şekilde oldu. Burası 220 volt girişimizin olduğu yer. Burası da çıkışımız olacak. Kablomuz burada ileri geri oynama yapmasın diye hemen şu kısmında biraz silikon sıkıyorum. Silikonladık. Yani kablonun artık geri ileri kaçma şansı kalmadı. İç kısımla alakalı yapabileceğim her şeyi bitirdim. Kapağı artık kapatıyorum. Şu şekilde topraksız ya da topraklı bir fiş kullanabiliriz. Niye topraklı topraksız dedim derseniz normalde bu topraksız. Ama elinizde topraklı fiş varsa onu da bağlayabilirsiniz. Çok önemli değil. Buradaki kablonun uzunluğunu tamamen kullanıcıya bırakıyorum. Yani şöyle kısa da yapılabilir, böyle uzun da yapılabilir. Kablonun ucunu biraz uzun sıyırın ve şu şekilde bir kanca gibi yap. Şöyle. Yine diğerini de uzun bırakıp şu şekilde üzerine kıvırın. Bunu bu şekilde buradaki yuvaları yerleştirdiğinizde oynasa bile kaçma şansı artık kalmayacak. Kabloları vida deliklerine takarken yön önemli değil. İster bu kabloyu buraya takın, ister bu kabloyu buraya takın fark etmez. Evet, projemizi bitirdik. Bataryamızı kurtardık. Kendi üzerindeki fişi iptal ettik. Ve şu şekilde kendimizce bir fiş yaptık. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana takılıyor. Doğru. Çünkü herkesin bir şeyi yapma tekniği değişik olabilir. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey anlaşıldıysa ben ondan gerçekten çok mutlu olurum. Yani buradaki kısım estetik olmamış olabilir. Fiş beğenilmeyebilir. Kablo kalın geldi denilebilir. Hepsine katılıyorum ama burada önemli olan bunu ucuza getirmek, burada vakit geçirmek, güzel şeyler yapmak. Bizim kanalımızdaki amacımız bu. Dediğim gibi teknikler değişebilir. Fişimi 220 volta takıyorum. Bakın şöyle çevirelim. Zaten LED hemen yandı. Şimdi çıkış voltajını hemen şuradan ölçelim. Bir önceki videomuzda bu kalem multimetrenin tanıtımını yaptık. O videoyu izlemek isteyen arkadaşlar varsa hemen şu üstteki linke tıklayabilirler. İç kısım artı olduğu için hemen iç kısma bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Dış kısma da şu şekilde diğer probu dokunduruyorum. Ve şu an çıkış voltajım bakın DC 13.18 volt. Yani demek ki bu şarj aletiyle 12 voltluk bir matkap şarj ediliyormuş. Çıkış voltajımız gayet normal. Mobilyacı kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde bu ürünü kurtarmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için bildirim butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.